Öyledir. Yani şimdi bunların tarih kitaplarına bak, kültür tarihi kitaplarına bak, sanat tarihi kitaplarına, ne yere bakarsan bak, bilim tarihi kitaplarına bak, her tarafından Türk çıkar bunun. Cebir'i icat eden Harezmi'dir. Harzemli, Türkistanlı. Cebir olmasaydı bugün Batı hala Öklit geometrisinde pergelle çember çizip cetvelle teğet çizmekle uğraşır dururdu. Cebir'in icat edilmesiyle ve Haçlı seferleri vesaireyle Batı'nın bunu ilk gördükten sonra hazmetmesi 400 yıl sürdü. 400 yıl sonra birdenbire hiçbir şey yokken, sıfırken, hepsi buradayken bir tane Fermat'la Descartes çıkıvardı 1600'de. Ve cebirle geometri Harzemli'nin sayesinde birleştirildi. Bugün Batı dillerindeki logaritma, algoritma filan gibi laflar Harezmi, el-Harezmi diyemeyen, dili dönmeyen Batılı'nın söyleyiş tarzıdır. O kelimedir. Yani biz buna mesela Türkçe diyeceksek logaritma diyeceğiz, demeyeceğiz de mesela Harzemli hesabı yaptım falan diyeceksin. O derece. Şimdi kendileri yazıyor bunları. Türkiye'de öğretmezler böyle şeyleri. Her şey sanki Batı'dan geldi. Hayır, her şey buradan gitti. Tıbbı Batı'ya kim öğretti? 1700'lü yıllara kadar Latince'ye. Benim büyük büyük dedemin dili, Octavius Augustus'un Latincesine tercüme edilmiş adaşım İbn-i Sina'nın tıp kitapları 1700'lere kadar Batı'nın bizden kopya çekilmiş, taklit edilmiş. Hocam telefonunuz ya. Evren kentlerinde okutulmuştur 1700'lere kadar. Niye? Başka bir şey yoktu da ondan. Pardon. Affedersiniz. Yahut Kazakçası. Evet hocam, buyurun. Kazak Türkçesinde geçiresiz. Şimdi evet. Bu gençlerin 50 yıldır gençlerin ve velilerinin sorun velilerdedir şu anda Türkiye'de okullar ve eğitim meselesinde. Sorun velilerdedir. Gençler uyandı. İşte hepsi de bizim kitapları okudu falan da. Babalarını, analarını okuyor. Kitaplarınız değil mi hocam? Yeni baskı yapıyor galiba. Evet, bu akşam yeni baskı çıkıyormuş. Şu Bay Bay Türkçe'nin. Bay Bay Türkçe'nin bu dört kitap bunlar. Bunun. Niye böyle bir başlık attınız hocam? O içinde yazıyor ki eğer aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkçe'de Bay Bay Türkçe dersiniz. Sonra bir yerde de dedik ki kaç sene evvel. Türkçe giderse Türkiye gider. Yani bay bay Türkçe derseniz sonra yakında bay bay Türkiye dersiniz. Yani bu yabancı dille eğitimle bilincini kaybeden, kimliğini kaybeden, feleğini şaşıran, ne olduğunu bilmeyen, atasına küfür eder hale gelen, kendi kültüründen haberdar olmayan ve haberdar olmadığı kendi kültürüne küfreden nesiller ve bu insanların sayısı arttıkça bu ülkede kendi vatan topraklarını yabancıya, kendi tapularını kendi eliyle veren şerefsizlerin sayısı bol bol artacaktır dedim. Kaç sene evvel. Olmadı mı? Oldu. Türkiye gitti. Tapular her tarafta verilmiştir. Haberiniz yok mu? Ha, bas, böyle ayarlı basın yayını okursanız tabii haberiniz olmaz. Konturlu Avrupa düdüklerinin yazılarını okursanız tabii bir şeyden haberiniz olmaz.